Bir başka cevap hakkını kullanmak izleyicimiz, kullanmak isteyen izleyicimiz, geçtiğimiz programda yine Saadettin Tantan'ın ifadelerinde adı geçen ve çeşitli ithamlarla karşı karşıya kalan ve cevap hakkını kullanmak istediğini bize yazılı da sözlü de olarak bildiren, kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'dı. Adnan Bey, tahmin ediyorum şu anda hattımızda. Adnan Bey, duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyabiliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçtiğimiz haftadaki Saadettin Tantan'ın, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın konuk olduğu programa ilişkin bir cevap hakkınız olduğunu söylemiştiniz. Biz de bu ilkeye dayanarak size bu söz hakkını verelim dedim. Nedir itirazınız Adnan Bey? Orada konuşulanlara. Efendim, teşekkür ederim. Benim söylemek istediklerim, Saadettin Tantan benim çalışmalarımı pek emniyetli görmeyen bir üslupla dile getirdi. Yanlış olduğunu ifade eden bir üslup kullandı. Benim 55 bin sayfadan oluşan 300'den fazla kitabım var. 72 farklı dile tercüme edildi. 300 belgesel filmim var. 72 ayrı dilde hazırlanmış 800'den fazla web sitemiz var bana ait. 50 farklı ülkede kitapçılarda eserlerim satılıyor. Darwinizmi, materyalizmi eleştiren, dinsizliği, ateizmi eleştiren, vatanın birliğini, bütünlüğünü anlatan eserler bunlar. Evet. Son derece faydalı eserler. Bunları zararlı eserler olarak tanıtmak istedi. Ben bu yönden kınıyorum. Saadettin Tantan'ın bu ifadelerini kınıyorum. Yakışıksız bir üsluptu. Saadettin Tantan beyefendi ilginç bir insandır. İddia eden Ergenekon terör örgütü davasında tutuklu sanıkları Ümit Sayın'la Adnan Akfırat arasında geçen MSN yazışmalarında örgütün tüm isteklerini yerine getiren, örgütün önerdiği isimleri örgütün istediği yere tayin eden, ettiren bakan olarak geçiyor. Adnan Bey, Bey, isterseniz yani yeni cevap hakkını doğuracak iddialarda ve ithamlarda bulunmayalım. Size yönelik suçlamalarına lütfen cevap verin. Evet. Tekrar bir cevap hakkı doğmasın. Hatta mısınız? Buyurun, dinliyoruz. İddiada Ergenekon davası dosyasında klasörler de var. Fakat yine de biz söylemeyebiliriz. Evet, buyurun. Dinliyoruz sizi. Ama konuşmalarında, ifadelerinde sanki bir şeyler biliyormuş gibi, sanki böyle esrarengiz bilgilere sahip bir insanmış gibi bir üslubu var. Aslında pek bir şey bildiği yok. Benim kitaplarımda okumuş değil. Kendisi iman hakikatlerini anlatan, Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğini anlatan, dinsizliğin kötü yönlerini anlatan bir çalışma içerisinde değil. PKK tehlikesine karşı herhangi bir kitabı, eseri yok. Komünizmin, faşizmin zararlarını, yanlış yönlerini anlatan bir eseri yok. Ama benim yüzlerce bu yönde kitabım var, eserlerim var. İman hakikatlerini anlatan, insanların dindar olması için gayret eden gayet güzel faaliyetlerim var ve çalışmalarım var, kitaplarım var. Saadettin Tantan bunları zararlı eserlermiş gibi göstermeye çalıştı. Hangi yönden zararlı olduğunu söylemesi lazım. Çok ayıp yapıyor. Birçok Diyanet mensubu tarafından tavsiye edilmiş, bilim adamları tarafından tavsiye edilen eserlerdir. Ve milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuştur. 50 milyonun üzerinde sadece bir senede internetten indirildi benim kitaplarım. Anladım. Saadettin Tantan'ın bu yönde bir faaliyeti yok. Fakat bu üslubunu kınıyorum. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Oktar. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.